Türkiye'nin kızıl elması Amerika'yı sallamaya devam ediyor. Amerikalı bir dergi kızıl elmanın özelliklerine ve üretim hızına hayran kaldı. Amerikan merkezli savunma dergisi Defense News, Baykar'ın öz kaynaklarıyla geliştirdiği Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Baykar Kızıl Elma'nın ilk uçuşunu haberleştirdi. Savunma alanında prestij sahibi derginin internet sitesinde Kızıl Elma'nın test uçuşu, Türkiye'nin geleceğinin insansız savaş uçağı ilk uçuşunu gerçekleştirdi başlığıyla duyurdu. Haberde yeni nesil insansız savaş uçağı için drone'un Türk donanmasının gelecekteki amiral gemisi LHD Anadolu'nun Hava Kuvvetleri'nin omurgası olması bekleniyor ifadesine yer verildi. Dergi, jet 10 ay içinde prototipten ilk uçuşa geçti diyerek Baykar'ın Kızıl Elma projesinin hızına övgü yağdırdı. Haberde Baykar'ın 2021 yazında tanıttığı insansız savaş uçağı projesinin Mart 2022'de montaj hattında görülmesi ve Eylül 2022'de insansız jet için ilk motor entegrasyon testinin gerçekleştirilmesi gibi detaylar da paylaşıldı. Kızıl Elma'nın Baykar'ın 10 yılı aşkın süredir kendi imkanlarıyla üzerinde çalıştığı özel bir proje olduğuna dikkat çekilen haberde mühimmat taşıma kapasitesi, uçuş irtifası ve hızı gibi özellikleri kaydedildi. Amerika'da yayın yapan Newsweek ve Forbes dergileri de geçen hafta Kızıl Elma projesinin başarısını öne çıkaran haberlere yer vermişti. Türkiye merkezli savunma şirketi Baykar'ın %100 öz sermayesiyle yola çıktığı Baykar Kızıl Elma projesi 2021 yılında başladı. 14 Kasım'da üretim hattından çıkan TC-ÖZB kuyruk numaralı Bayraktar Kızıl Elma, Çorlu'da bulunan Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ne intikal etmişti. Burada bir aydır devam eden testlerin ardından projenin başlangıcından bugüne, yaklaşık bir yıl gibi rekor sürede ilk uçuşunu dün gerçekleştirmişti. Baykar teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, Kızıl Elma'nın havalandığı anlara ilişkin videoyu Twitter hesabından paylaştı. Bayraktar paylaşımında, "Daha fazla yerde tutamadık, uçtu. Rabbimize şükürler olsun" ifadelerini kullandı. Bayraktar Kızıl Elma, özellikle kısa pistli gemilere iniş kalkış kabiliyetiyle muharebe sahasında devrim gerçekleştirecek bir platform olacak. Türkiye'nin inşa ettiği ve hali hazırda seyir testlerini gerçekleştirdiği TCG Anadolu gemisi gibi kısa pistli gemilere iniş ve kalkış kabiliyetine sahip olacak şekilde geliştirilen Bayraktar Kızıl Elma, bu yeteneği sayesinde deniz aşırı görevlerde önemli rol üstlenecek. Bu kabiliyet ile Mavi Vatan'ın korunmasında stratejik bir rol üstlenecek. Bayraktar Kızıl Elma tasarımından elde edeceği düşük radar izi sayesinde en zorlu görevleri başarıyla gerçekleştirecek. 6 ton kalkış ağırlığına sahip olması hedeflenen, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı, milli olarak geliştirilen tüm mühimmatları kullanacak ve planlanan 1500 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesiyle büyük bir güç çarpanı olacak. İnsansız savaş uçağı, milli ISR radarla yüksek durumsal farkındalığa da sahip olacak. İnsansız hava araçlarından farklı olarak agresif manevralarla insanlı savaş uçakları gibi hava-hava muharebesi gerçekleştirebilecek olan Bayraktar Kızıl Elma, yerli hava-hava mühimmatlarıyla hava hedeflerine karşı da etkinlik sağlayacak. Bu kabiliyetleriyle harp sahasında dengeleri değiştirecek. Türkiye'de savunma sanayi, ordunun savunma kabiliyetlerinin artırılmasına katkıda bulunan hava, deniz ve kara kuvvetlerinin envanterine milli silahların da girmesiyle 2020 yılına kadar üretimde nitelikli bir gelişme ve büyümeye tanık oldu. Dünyanın birçok ülkesine ihracat ağını genişletmenin yanı sıra birçok Türk şirketi dünyanın en iyi 100 şirketi arasına girdi. 7 Türk şirketi savunma sanayi alanında yüksek kaliteli rekabet listesine girdi. Defense News sıralamasına göre Türkiye'nin en büyük savunma şirketi olan Aselsan, dünyanın en iyi şirketleri arasında 52. sıraya yükseldi. Şirketin satış değeri 2.1 milyar dolara kadar ulaştı.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TAI olarak da bilinen TUSAŞ 48. sırada yer alırken BMC, Roketsan, STM, FNSS ve Havelsan aynı sıralamada ilk 100 şirket arasına girdi. Bu şirketlerin başarısı alanındaki uzmanlıklarıyla bilimsel araştırmalarla geliştirilen optik ve elektronik görüntüleme teknoloji alanındaki çalışmalarına dayanmaktadır. Stockholm Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsü SIPRI'ye göre Türkiye şu anda dünyanın en büyük 14. savunma silahları ihracatçısı konumundadır. Türkiye savunma sanayisinin arzuladığı hedefler 2014-18 kalkınma planında açıkça ifade edilmiştir. Plan Türkiye'deki savunma sisteminin yerel talebi sürdürülebilir entegre bir şekilde karşılaması çağrısında bulunurken, araştırma ve geliştirmeye yönelik faaliyetlerin artırılmasını öngören uluslararası savunma sanayi için rekabetçi bir altyapının gerekliliğini de vurgulamıştır. Böylece savunma sanayinin belirli alanlarında uzmanlaşmış altyapı desteğinin de önemine işaret edilmiştir. Türkiye'de savunma sanayinin inşası için gösterilen çabalar 70'li yıllara kadar uzanmaktadır. 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'nın ardından Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye silah tedarikine yönelik ambargo koymuştur. Türk ordusunun askeri ekipmanını tedarik etmek için uzun süredir ve neredeyse tamamen NATO üyelerine bel bağlamasının ve ambargo uygulandıktan sonra ülkenin birdenbire kendini tehlikeli bir pozisyonda bulmasının ardından bu durum devlet için bir tehdit olarak kabul edilmiş ve milli savunma sanayinin gelişiminde bir dönüm noktası oluşturmuştur. Sonuç olarak Türk hükümeti yabancı tedarikçilere olan bağımlılığını azaltmak ve silahlı kuvvetlerin ihtiyaçlarını milli olarak karşılamak amacıyla yerel Türk kabiliyetlerini askeri sanayi alanında inşa etme ve geliştirme kararı almıştır. Son dönemde Türkiye, savunma sanayisinde 4 faktörün katkıda bulunduğu gelişmelere ve niteliksel değişimlere tanıklık etmiştir. Birinci faktör, Türkiye'de devletin kapsamlı bir şekilde yeniden yapılandırılmasına yol açan 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi. Savunma sanayi Cumhurbaşkanlığına bağlanarak Savunma Sanayi Başkanlığı olarak yeniden yapılandırıldı. İkinci faktör, Türkiye'nin sınırındaki tehditlere karşı düzenlenen operasyonların genişletilmesi. Ağustos 2016'dan bu yana Türkiye, başta Suriye ve Irak olmak üzere sınır ötesinde DEAŞ'a ve Suriye'deki PYD-PKK'ya karşı 3 ana operasyon gerçekleştirmiştir. Üçüncü faktör, Akdeniz, Suriye, Irak, Azerbaycan ve Libya gibi Arap ve bölge ülkelerindeki gelişmeler başta olmak üzere bölgede yaşanan son olaylar ve bunun sonucunda ortaya çıkan istikrarsızlık. NATO'nun özellikle Türkiye'nin Suriye-Türkiye sınırında Rus Sukhoi uçağını düşürmesi olayında olduğu gibi karşı karşıya olduğu tehditlerde Türkiye'yi desteklemekten çekinmesi. Dördüncü faktör, Türkiye'nin askeri bir caydırıcı güç olmadan bölgesel bir güç olamayacağının farkına varması ve Türk hükümetinin ulusal bir sanayi üssü geliştirmenin daha bağımsız bir dış politikanın temellerini oluşturmaya yardımcı olabileceği görüşünü benimsemiş olması. Özetle, iyi gelişmiş bir savunma sanayi, Türkiye'nin bölgesel gücünün artırılmasına şu yollarla katkıda bulunabilir. Birincisi, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni milli silahlarla desteklemek. İkincisi, Türkiye ile uluslararası taraflar arasında daha geniş bir siyasi askeri işbirliği sağlayarak silah ihracatı yapmak. Türkiye, 21. yüzyılın son 10 yılında silah ithalatına yönelik olası ambargolara karşı koymak ve kendi kendine yeterliliğini artırmak için savunma sektörüne milyarlarca dolar harcadı. Bugün Türkiye'nin milli savunma sanayi, devletin askeri ihtiyacının %70'ini karşılamaktadır. Bu oran 5 yıl öncesinde sadece %45 düzeyindeydi. Savunma Sanayi Başkanlığı'na göre Türkiye'nin silah sanayisinin gelişmesinin en önemli nedeni, devletin savunma projelerine 60 milyar dolarlık yatırım yaparak savunma sanayisinin yeniden canlandırılmasıdır. Devlet, hükümetin yeni düzenleyici tedbirleri kabul etmesi nedeniyle Türk savunma sanayisini 2053 yılına kadar %100 bağımsız hale getirmeyi, ihracat kapasitesini 50 milyar dolara çıkarmayı ve ihracatı artırmayı hedeflemektedir.